Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam. Konuşan bu millete, bu insanlığa öyle bir etti ki asgari ücretin %100, bazıları %300 zamlar verdi. Bugün %3 mü, %5 mi? Verelim derdi içerisinde destek ve duanızı bekliyoruz. Çünkü çok gelmemiz gerekiyor. Çok farklı şeyler var. Hakkınızı helal edin. Ama bu işe bir dur diyebilecek olarak. Her şeyin farkı. Yapmış olduğu yanlışlara hayır yanlış yapıyor diyebilecek misiniz? Yoksa hükümete yama olmak amacıyla ama destek olmak amacıyla mı? Bana şöyle söyleyeyim. Fatih Bey'in çıktığı anda itibaren yine dedim takip ettim bilmiyorum. Dedim ki güzel olan her hayır işlerine teşekkür edeceğiz dedim. Evet. Ama yanlış olan her şeyini karşısındaydı. Şimdi bir iktidar mensubu olarak tanıdık. Anlayacağım iktidara gelir. Şimdi neredesin? Buna kimse şükür. Çünkü bunlar Erbak Hocam'ın yoluna gidiyor diyerekten bu oyları aldılar. Bu noktaya gidiyorlar. Biz de diyoruz ki Allah'a izin geleceğiz. Kimsenin şükür sorumlusu. Güzel olan şeyler teşekkür edin. Başka muhalefetler gibi o gitsin de ne olursa olsun tarzında değil. Şu anda bizim 81.650 proje diyerse kitapçımızda. Ve bunu yaparken de parayı nereden bulacağız? Nasıl yapacağız? Hepsi onda iki de kitapçımızda. Boşa giden paralar var, bu problemler var, bu sıkıntılar var. Onun çözümüyle ilgili kitapçıklarım mevcut. Yani şu olsun, bu olsun, o gitsin, bu gelsin de değil. Buradaki bütün kardeşim ne söylüyor? Yani herkes kendi gider evine, köşesinde bir kere de otururdu. Ama geldim bu bir vaktin içerisinde. Sizlere bu memlekete bu tam davası hizmet için buraya yola çıkmışlar. Sefaya çıkmışlar. Allah onların ilgili hiçbir niyetine hiçbir zaman boş etmez. Hiçbir emek zayi olmaz Allah'ın izniyle. Ama biz şunu tekrar net söylüyorum. Gerçekten gelir gelmez. Diyoruz ki iddialıyız. %50 zam vereceğiz. Nereden vereceğiz? Bunu Erbak Hocam geldiğinde %100 verdi. Özür dilerim. Ben size eleştirmedim ama. Sormadım ama abicim, burada olan bu soru. Güzel abi. Şimdi toplumda siz hükümete yama olacaksınız, destek olacaksınız gibi bir yok, ihale var. Yok. Onun için olumsuz bir ortam yaratılıyor. Sonuçta genel başkanım şu biz Erbakan hocamızı saygıyla anıyoruz. Ama zamanındaki aldığımız zamları şeylere biz hiçbir iktidar da yapamazlar zaten. İnşallah yapamazlar. Erbakan hocama layık bir parti olursun. Bunun değerli içerisindeyiz zaten. Yoksa bize de biraz önce söylediğim her geliyor köşüne bakar. Ama yanlışa da yanlış diyebilmek çok önemli. Kesin. Tabii ki. Dik dur önemli. Yapılan her yanlış yanlış deriz. Güzel olan bir şeyde güzel deriz. Yani bunu muhalefet olsun diye konuşmayız zaten hayatta. Biz farklıyız. Biz diyoruz ki hak yağlı bazı zayi oldu. Allah hepsinde en güzel şeyler olacak. Çünkü memleket zengin memleket. Bu devlet zengin memleket. Ama bu şekildeki yanlış idarelerden dolayı bu memleketin zengin evlatları fakir evlatları pozisyonunda. Başkanım. Sayın Bey, Cenab-ı Başkan yardımcımız, çok kıymetli bir yer başkanımız. Denmesini isteriz, arzu ederiz. Mesut, inşallah. Şundan gelin. Buraya bak. Artık zaman geldi. İlk 40 yılımızı Erbak Hocamızla beraber tamamladık. Güzel hizmetlerle beraber. İkinci 40 yılda inşallah Fatih Erbakan beyefendiyle ikinci 40 yılı tamamlamak üzere yola çıktık diyor. İnşallah bu bir hizmetlerimizin hizmetkarlığımızın Allah-u Teala devamını bizlere nasip eylesin. Esnafımızda şunu gördüm. Esnafımız 25 yıllık Erbakan hükümetini arıyor arkadaşlar. Esnafımız dertli, işçimiz dertli, köylümüz dertli, memurumuz dertli, emeklimiz dertli. Bu yüzden hepimiz çok çalışmak zorundayız. Yeniden milli görüşü bu ülkede iktidar yapmamız lazım diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bileceğimizin, pazar içimizin güzel salonunda ayrı bir divan toplantısı tertip etmek, düzenlemek hakikaten takdire şayandır ki her ay bu yapılıyor. Bütün illerimizde, bütün Türkiye'mizde bu minvalde başta il başkanımızın şahsında, ilçe başkanımızın şahsında bütün pazar eli, ilçe yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı teşekkürlerimi borç biliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bugün yeniden Refah Partisi tam bir yıl önce, 23 Kasım 2003 yıl önce, 23 Kasım 2018'de Ankara'da resmi olarak Milli Görüş'ün 6. partisi olarak resmi olarak kuruluşunu tamamlamış. Bu 3 yıl zaman süresi içerisinde kısa sürede 81 ilde 922 ilçemizde ki ülkemizin 922 ilçesi var. 81 il 922 ilçe teşkilatların tamamını tamamlamış.
Hatta ülkemizde 50 bine yakın mahalle ve köyümüz var. 18 bin tane mahalleye de mahalle başkanı atamış. Bugün kayıtlı kayıtsız elimizde ıslak formlarla beraber 360 bin civarında da üyesi olan bir siyasi partiyiz. Mecliste 350 bin üyesi olan, grubu olan siyasi partilerimiz var. Daha mecliste değilsiniz, kayıtlı kayıtsız 360 bin üye demek, sizin yapılacak olan ilk seçimde büyük bir çoğunlukla meclise gireceğiniz demektir. Genç olan bir genel başkan var, yaşı 42-43, gelecek vaat ediyor. Henüz daha eğer Allah nasip ederse, hayırlı uzun ömür verirse 35-40 yıl var siyasi tarihte, siyasette. Tabii gelecek vaat ediyor, lider profilin özelliklerine sahip, geçmişi çok temiz, bu siyasi hareketin de geçmişi çok temiz. Arkada Necmettin Erbakan hocamız var, güzel de bir miras, siyasi bir miras, bir dava bırakmış. Onun için yapılacak olan ilk seçimde büyük bir çoğunlukla meclise gireceğini biliyorlar. Geleceksiniz bir teşkilat yapısıyla, modeliyle, bir çalışmayla, bir dip dağlarıyla inşallah ilk seçimde meclisin çoğuna Yeniden Refah Partisi, meclisin sandalyenin çoğunu inşallah işgal edecektir.